Ömür bizim en büyük ticaretimiz. Bu ticareti biz muhasebe yapmadan nasıl kullanabiliriz? Allahu Teala'nın bize verdiği ömür, işçinin, memurun aldığı maaşa benziyor. Ne harcıyorsun ve ne harcaman lazım, ne kadar yeter muhasebesi yapılmadığı takdirde, kardeşlerim, pişmanlığın hiçbir fayda vermediği yerde bu muhasebeyi yaparız. Kıyamet günü herkes çok derin hesaplar yapacak. Hiçbir işe yaramayacak. Cennete veya cehenneme doğru muhakkak gidiyoruz. İnşallah cennete doğru gidiyoruz. İnşallah Allah'ın lütfuyla, keremiyle cennete doğru gidiyoruz. Ama bir hesap yapmak zorundayız. Muhasebesi olmayanın başarılı olması mümkün değil. Muhakkak muhasebe yapalım. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz dendiğinde, çok değerli kardeşlerim, aklımıza ilk gelen şey, yani üzerimizde kul hakları var mı? Veya büyük günahlardan birini işledim mi? Ona bakayım istiyoruz. Bu doğru şüphesiz. Ama ben bugün sizinle bir başka muhasebeyi değerlendirmek istiyorum kardeşlerim. Elbette filan tarihte faize bulaşmış birisi, filan tarihte kumara bulaşmış birisi, bir insanın malına, iffetine, bedenine zarar vermiş birisi. Elbette. Ben ahirete gitmeden bu hesabı toplayayım, helalleşeyim, tövbe edeyim düşünecektir. Bunu zaten okuma yazma bilmeyen, matematik bilmeyen de hesaplar. Derin hesap makinelerine gerek yok bunun için. Yani hem faize bulaşmış olacaksın, hem konuştuğun yalanla bir Müslümana zarar vermiş olacaksın, hem de ahirette cennet seni bekliyor diye düşüneceksin. Elbette bunu çocuk bile, hiç okuma yazma bilmeyen bile, matematik rakamlarını bilmeyen bile anlar ki bu böyle olmaz. Yani vurdun, kırdın, döktün, eziyet ettin, işkence ettin, bunun hesabı görülecek. Ya dünyada sen muhasebesini yapacaksın, ya da Allah senin hesabını ahirette görecek. E iyisi mi burada hesaplaş, burada helalleş, burada bir bak nereye gidiyorsun. Şu kadar yıldır faize bulaştığın bir rızıkla aile geçindiriyorsun sen. Şu kadar yıldır alkol satıyorsun, ondan kazanıyorsun. Şu kadar yıldır yalan üzerine ticaret yapıyorsun. Şu kadar senedir bir mümini eziyorsun. Dayını eziyorsun, yeğenini eziyorsun, birini eziyorsun. Bunlar ya ahirete gidildiğinde, büyük hesap gününde hesabı görülecek, ya da sen burada muhasebesini yapacaksın, tövbeni yapacaksın, helalleşeceksin. Bu hepimizin bildiği sıradan bir bilgi gibi duruyor. İnşallah yani böyle duruyordur. Hepten gitmiş de olur diye de korkmuyor değilim. Allah muhafaza buyursun. Ama kardeşlerim, bir başka boyutu var muhasebenin. Biz sürekli şikayet halindeyiz. Kafirler, Yahudiler, zalimler, Doğu Türkistan'da Çinliler, fakirlik, her şeyden şikayet ediyoruz. Yani üç kelam edelim, bir akraba muhabbeti yapalım diye bir araya gelsek, kadınlı, erkekli, aileli, uzak, muhakkak ya siyasetten, ya dünyadan, ekonomiden hep şikayet, hep şikayet. Bir tek dünyada biz üç kişi oturduk ya, biz böyle mübarek, hiçbir sorunumuz yok, hep kötülük diye şikayet ediyoruz. Şüphesiz tamamı bunların, yani konuştuklarımızın yanlış, yalan şeyler değil. Şikayet edilecek çok şey var ama bizim muhasebe konumuz olan bir başlık daha var. Şu dünyada çevremiz kötülükler ve kötülerle dolu. Tartışmasız bir gerçek bu. Bir gerçek daha yok mu? Biz Allah'ın önümüze koyduğu fırsatları değerlendirdik mi? Doğduğumuz günden beri Allah önümüze fırsat koyuyor bize. Her gün, her saat cennetimiz ve dünyamız için, yani hem ahiretimiz hem dünyamız için bir yığın fırsat koyuyor Allah önümüze.
O kadar ki bunların çoğunun bir fırsat olarak önümüze konduğunu bile düşünmüyoruz artık. Takvimde Ramazan yazdığı için Ramazan geldi diyoruz. Ramazan'ın bir fırsat olduğunu düşünmeye bile fırsatımız kalmamış. O hale geliyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, 18 yaşındaki genç kardeşlerim başta olmak üzere, onların muhasebesi çok kolay. Şöyle bir 4 senenin hesabını yaptılar mı, Allah'ın izniyle her şey yerine gelecek. 28 yaşındaki kardeşlerim de, hani gene 14-15 senenin hesabı kolay, 48, 58, 68, hangi yaştaysak, her birimizin geçmişte yaptığım günahlar ve kırdığım çanaklar diye bir muhasebe yapacağız, yapıyoruz. İnşallah da mesela Ramazan geliyor, Kadir gecesi geliyor, tövbe ediyoruz inşallah. O hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz, tövbe ediyoruz. Fakat kıyamet günü ağır nedametimize sebep olacak büyük hatalarımızdan birisi de Allah'ın rahmeti ile önümüze koyduğu fırsatların kıymetini bilememek. Hem dünya açısından hem ahiret açısından. Hani dünya açısından neyi kastediyoruz? Huzurumuz, bereketimiz, bu dünyada göreceğimiz nimetlerin artması bakımından fırsatlar var. Ahiretimizi kazanmak bakımından fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebiliyor muyuz? Muhasebe bunu yapacağız. Belli sayılarda, belli konularda takılmak istemiyorum kardeşlerim. Çünkü her mümine farklı bir fırsat sunuyordur Allah-u Teala. Hepimize topluca bir defa Müslüman anne ve babanın çocuğu olarak yaratılmayı fırsat vermiş Allah. Hepimiz bunda eşitiz bir defa. Elhamdülillah. Kulağımıza ezan okunarak bu dünyaya geldik. Bu bir fırsattı. Yarın öbür gün küfür diyarında doğmuş birisi sonradan Müslüman olur da gelir cennette bizden daha yüksek makamlara gelirse kahroluruz o gün işte. Eziliriz o gün. Çünkü Müslüman bir anne babanın çocuğu olarak doğmak bir fırsattı. Bu fırsat ne kadar değerlendirildi? Ne kadar kıymeti bilindi? Bu muhasebesi yapılması gerekiyor. Alâ külli hal, bu fırsatları Allah'ın lütfedip önümüze koyduğu bu fırsatları muhasebe yapmazsak eriyip gidiyor bu fırsatlar. Eriyip gidiyor. Yarın tekrarı yok bunun. Yarın tekrarı olmayan bir nimet altın fırsattır. Değerlendirilmelidir. Annen baban mesela sağ iken senin fırsatındı. Dualarını alacaktı. Anan baban öldükten sonra mezarına istediğin kadar git, oradan onlar sana dua edemeyecekler. Sen fırsatı bitirdin. Senin için fırsat bitti anlamına geliyor bu. Allah muhafaza buyursun.